Ciegos şehrine geldik. Burası çok önemli komutanlardan bir tanesi olan Cienfuegos'un şehri olarak biliniyor. Şehirde özellikle Fransız mimarisi çok daha fazla hakimmiş. Elimden geldiğince bölgedeki bütün yapıları şimdi size tek tek göstermeye çalışacağım. Şimdi hemen meydanın ilerisinde pazar gibi bir yer var. Oraya geldik. Fiyatlar güzel. Mesela bakın şu bir fotoğraf makinesi yapmış adam Coca-Cola'dan 5 kuruş. Kaptan Jack Sparrow da burada. Let me introduce myself. My name is Captain Jack Sparrow and I'm here to find some rum here. Did you drink rum a lot? Cienfuegos Yat Kulübü'ne geldik. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Güzel bir yer. Aylin bizim rehberimiz. Şimdi bizi yemek yiyeceğimiz yere götürüyor. Burası direkt marina. Yani yemekler genelde hep deniz mahsulü oluyor zaten. Et falan da var ama ben ıstakoz, karides yemeği falan daha çok tercih ediyorum. Ve yani tercih ediyorum derken daha mantıklı yani ekonomik geliyor. Yani şey diyorum, tavuk yiyeceğime diyorum. 3 kok daha veririm, ıstakoz yerim falan diyorum. Böyle bir marinası varmış. Bugünkü yemeğimizde karışık bir şeylerimiz var. Karides, tavuk, pilav, makarna ve meyve. Buradaki Cienfuegos Yat Kulübü'ne geldik ve bu yemeği yiyeceğiz. Bu da bir saraymış. 1900'lü yıllarda yapılmış. Cienfuegos şehrindeyiz hala. O yemek yediğimiz yeri geçtik. 16 yaşındaki bir gelin için yapılmış. Adam çok zenginmiş vakti zamanında. Demiş ki yapılacaksa en iyisini yapayım. Ve karısına bunu yapmış. Böyle güzel bir bina. Avrupa'yı bir sanki böyle biraz has ezgileri var. Evet arkadaşlar, şimdi Santa Clara şehri neden önemli? Burası devrim yapılmadan önce Havana'ya yürüyen birliklerin, devrimcilerin son savaştıkları, çatıştıkları yermiş. Buraya geçtikten sonra da Havana'ya yürümüşler ve en şiddetli çatışmalar burada olmuş. Özellikle devrim yapılırken o döneminki Batista mıydı neydi adamın ismini unuttum. O abi trenlerle vagonlar dolusu silah göndermiş buraya. Devrim birlikleri ilerlemesin diye ve o devrim birlikleri buraya bu trenler geldiği anda çatışmaya başlamışlar ve trenleri, vagonları durdurmuşlar. Şeye çok dahi bir plan sunuyor. Diyor ki bir tane rayı kesiyor ve treni deviriyorlar. Önüne de kamyon koyuyorlar. Böylece devrim birlikleri bu destek güçlerinin gelmesini engelliyorlar ve buradan sonra da Havana'ya gidiyorlar. Güzel özetledin değil mi? Santa Clara'daki meydana geldik şimdi. Buraya gelmemizin nedeni devrim yapılırken, yapılmadan önce daha doğrusu Hilton Oteli var. O Hilton Oteli'nin olduğu yerde hala kurşun izleri varmış. Meydanda o günden sonra tabii ki değişikler yapmışlar ve Hilton Oteli'nin tepesinde snipercılar varmış. Etraftaki bütün binaların etrafını görebilen, tepe noktadan görebilen snipercılar yerleştirilmiş. Bu yüzden de bu meydanı alamamış devrimciler. Sonra demişler ki ne yapalım, şu evlerin hepsini, o zaman nasılmış tam yerini bilmiyorum, duvarlarını yıka yıka Hilton Oteli'ne gelmişler. Yukarıda görüyorsunuz Hilton Oteli'nde. Ondan sonra o snipercıları indiriyorlar ve meydanın güvenliğini sağlıyorlar. Şimdi size biraz meydanı göstereceğim. Birçok yerde pizza yiyebiliyorsunuz. İnsanlar böyle sıraya girip pizza alıyorlar. Gelin isterseniz beraber bakalım. Yarım dolar gibi düşünebilirsiniz pizzanın dilimini. Pazar burası da, küçük pazar yapmışlar. Pura kapları var mesela, puraya koyabileceğiniz tek satıyorlar, 1 kuk. Puranın ucunu kesmek için alabileceğiniz bıçaklar var, 3 kuk. Çiçekler var, deri eşyaları çok fazla, onun dikkatini çekti. Ayakkabılar, terlikler, hola! Plaka alabilirsiniz, çok güzel, bakın taksi plakaları var. Küba ismi olan plakalar var, çok güzeldi onlar. Burada görmedim ama ağaç hediyelikleri çok güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar, bir sürü evler, akrepler, müzik çalan sanatçılar, aklınıza gelebilecek bir sürü şey var. Şu mesela bir tane küba kabı. İçine puronuzu koyuyorsunuz çünkü hepsini içmek zorunda değilsiniz ve bir kutmuş kendisi. Anahtarlıklar. Her şey rengarenk bu arada, her şey. Ve insanlar çok güler yüzlü. Diyelim ki tezgahta adamın yok satacağı bir ürün, yan tezgaha gönderiyor. Bu hani her yerde görebileceğiniz bir şey değil. Evet, parayı çok seviyorlar ama çok da mutlu insanlar ya, güler yüzlü insanlar. Bu kadar güler yüzlü olacaklarını tahmin etmiyordum. Ve her yerde Küba bayrağı arkada görüyorsunuz.
Şapkalar var. Mutlaka şapka alın. Tanesi 2-3 civarında. Olmazsa olmaz gitarlar. Arkadaşlar bakın, klasik bir otobüs. İçeride bu sıcakta 100 kişi var belki. Cayır cayır yanıyorlardır. Felaket sıcak ama işte Küba'da sistem bu şekilde işliyor ne yazık ki. Herkes otobüse koşuyor. Manzara filmlerdeki gibi değil mi ya? Efsane. Şimdi evet, de arkadaşlar Santa Clara'da yemek yemeye geldik. Ekip çok acıktı. Çatılar yine palmiye ağaçlarının yapraklarından yapılmış. Gidelim bakalım menümüzde ne var. Bu Cem. Cem iyi çocuk. Bu da Cem. Bu da Cem. İki Cem. Evet, doğru. 1990'larda biliyorsunuz 1967'ydi galiba, tam hatırlamıyorum. Bolivya'da öldürüyorlar. 1990'larda da kemiklerini buraya getirmişler. Bir tane de anıt yapmışlar. Ama o kemiklerinin olduğu yere giremiyoruz. Yani giriyoruz, fotoğraf çekemiyorsunuz. Tamamen yasak. Bu konu çok ciddiler. Che ile ilgili çok fazla bilgi öğrendim. Comandante Che Guevara şarkısını bilenler bilir. Çok önemli bir adam. Devrimin en önemli adamlarından bir tanesi. Tamamen devrim duygusu ve aşkıyla yanan bir adam. Kongo, Bolivya gibi ülkelere gidip denemelerde bulunmuş. Hatta bir sürede Prag'da yaşamış bir abimiz. Che Guevara çok önemli bir lider. Sanırım 20. yüzyılda en çok fotoğrafı çekilen liderlerden bir tanesi olabilir. Henüz 30 yaşlarında bu kadar büyük bir cesaretle bu işleri yapmaları da takdire şayan. Anıt mezarının olduğu yerde bir yolun kenarında büste olan bir yer Santa Clara'da.